Herkese merhaba. Bugün Jeoloji Mühendisliği Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik Karış'la beraberiz. Bayramcığım merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Engin Bey. Dostum, jeoloji diyoruz. Aslında bilinen bir dal. Fakat sen biz öncelikle jeoloji deyince ne anlamamız, jeoloji mühendisliği deyince ne anlamamız gerekti? Bir de bunun dışında sen Antalya'da depremdi, falezdi, işte suydu. Antalya'nın tüm sorunlarıyla alakalı açıklamalar yapıyorsun. Bunların hepsi sizin sorumluluk alanınıza giriyor mu? Evet, çok teşekkür ederim Engin Bey. Benim de arayıp da bulamadığım sorulardan bir tanesi. Çok teşekkür ederim, gayet yerinde. Jeoloji yer bilimi demek ve bugün baktığınız zaman aslında bir doğa bilimi. Jeoloji dünyanın oluşumunu inceleyen, denizleri inceleyen, hatta bugün uzayı inceleyen bir bilim dalı. Tabii alt bilim dalları var bunların. İşte jeofizik, jeomorfoloji, jeokimya gibi. Bu alt bilim dalları ile birlikte bugün eğer kontrol edebilirseniz yaşam hayat veren suyu inceleyen aslında insanlar için, ülke için, dünya için olmazsa olmaz fakat doğru planlama olmadığı için ölüm anlamına gelen depremi inceleyen ve bugün herkesin kullandığı telefonu, tableti, araçların o yapılmasına sebep olan madenleri inceleyen bir bilim dalıyız. Tamam, o zaman suyla devam edelim istersen bu arada. Yani Antalya su havzaları Evet. bakımından artık riskli bölgeler arasında yer alıyor. İşletmelerin umarsızlığı, insanların duyarsızlığı vesaire vesaire. Örneğin senin de çok, daha önce üzerine durmuşsun, Düden çayının Evet. kirlenmesi. Fakat artık yarını konuşmak gerekirse suyun korunması için ne yapmamız gerekiyor? Evet. Ben hemen bir ilave yapıp başlamak istiyorum müsaadenizle. Tabii. Engin Bey, aslında bunların çözümü inanın çok kolay. Eğer konunun uzmanları ve bilim insanları çalışırsanız her şey çok kolay ve bugün ne can kaybından ne de mal kaybından bahsedebiliriz. Jeoloji bilim dalı ve bu konuda önemli öngörüye sahibiz. Bugün bakıyorsunuz 5 yıl, 10 yıl sonra güneşin hangi dakikada doğacağı, hangi saniyede batacağı her şey ortada. Nasıl biliyoruz? İşte biz bunun sistemini çözmüşüz. Bugün jeoloji olarak da biz bunun sistemini çözmüş durumdayız. Bugün eğer yer bilimciler dikkate alınsaydı, bugün ne depremi konuşuyor olacaktık, bugün ne su kirliliğinden ve suların azalmasından konuşacaktık, ne de sel baskınlarından, heyelandan bahsediyor olacaktık. Çünkü eğer doğaya tanırsanız, doğaya uygun planlamalar yaparsanız eğer, doğayla uyumlu yaşarsanız hiçbir sorun yaşamazdık. Bugün baktığımız zaman gerçekten biz mühendisler verilerden yararlanarak konuşuyoruz. Raporlar ortada. Bugün işte NASA bile açıklama yapmış. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü açıklama yapmış. Kurumlar açıklama yapmış. Önümüzdeki dönemlerde yağış rejimi hızlı bir şekilde düşüyor. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artıyor. Nüfus artıyor ve çok ciddi su ihtiyacımız var. Fakat Antalya bu konuda çok şanslı bir kent. Çünkü bizim hemen Batı Toroslar dediğimiz Antalya'nın batısındaki dağlar aslında birer sünger gibi suyun rezervuar alanları. Yağmurlarla, karlarla birlikte bu dağlar, taşlar suyu bünyesine alıyor ve insanlık için, biz için aslında yavaş yavaş bırakıyor. Bu manada baktığınız zaman bu kayalar birçok göle, nehre, baraja oranla suyu bünyesinde tutuyor, Antalyalıların hizmetine veriyor. Ve hemen yanımızda da Kırkgöz kaynakları var. Fakat biz ne yazık ki Antalyalılar olarak bunun kıymetini üzülerek ifade ediyorum ki bilemiyoruz. Evet, çok şanslı bir kentti. Şimdiye kadar çok ciddi su sorunlarımız yoktu. Fakat önümüzdeki dönemlerde ne yazık ki yanlış su tutma yapıları ve su almaları yapıları yüzünden suyu kirlettiğimiz için önümüzdeki dönemde Antalya'da alternatif bir su kaynağı olmazsa olmaz diyoruz. Anladım. Su tasarrufundan konuşalım biraz da. Yani hep tasarruf tasarruf diyoruz ama örneğin Evet. yani evsel tasarruf yapmak yeterli mi? Ya da mesela Evet. tarım alanının sulanması, tarımsal sulama konusunda bir şey yapılabilir mi? Evet, şöyle. Burada Engin Bey aslında rakamlara bakmak lazım. Şimdi bugün biz suyu nereden tüketiyoruz? Yani bizim kullandığımız içme suyumuz nereye gidiyor?
zaman rakamlarda tarım suyu %70'ini, %80'ini kullandığını çok rahatla söylüyor ve görebiliyoruz. Gelişmiş ülkelerde bu oran %35'lerde Engin Bey. Evet, bugün insanlara diyoruz, yani evlerde suyu daha az kullanın, mutfağımızda suyu daha az kullanın, işte bulaşık yıkarken daha çok daha dikkat edin, işte banyo yaparken aman açmayın. Evet, doğru. Herkes aslında su için bir şeyler yapabilir. Ama asıl olan daha çok idarecilerin ve karar vericilerin yapacağı projeler. Bugün kente içme suyu sağlayan kurumda su kaçakları, içme suyu, yani siz depoya suyu alıyorsunuz. Fakat sayaçlara baktığınız zaman suyun yaklaşık %40'ı, %50'si, %60 kaçmış durumda. Önce bunları bakmak lazım. Sonuç olarak evlerde tasarruf yaparak %3'lere, %4-5'lere kadar bir tasarruf sağlayabiliriz. Fakat asıl olay %40, %45 kaçakları önlemekti. Bir diğer konuysa, biraz da resmi büyük baktığımız zaman, işte tarım. Suyun %70, %80'ini kullanıyor. Bir kere şöyle bakmak lazım. Yani tarım politikalarında da çok ciddi değişiklikler olmasını biz düşünüyoruz. Şöyle bakmak lazım. Bunun aslında adını koymak lazım. Biz Antalyalı olarak ne istiyoruz? İdareciler, yöneticiler, karar vericiler olarak Antalya'yı gelecekte nerede görmek istiyoruz? Bugün diyoruz ki turizm ve tarım kenti olduğunu söylüyoruz. Antalya gerçekten turizm ve tarım kenti mi? Veya turizm ve tarım kenti ise 19 ilçe bundan dahil mi? Önce bu soruyu soracağız. Yani aslında bir planlama yapacağız. 50 yıl sonra biz Kemer'i, Korkuteli'yi, Seri'yi, Maravgat'ı nerede göreceğiz? Bu soruları sorduktan sonra orta ve uzun vadeli plan ve program yapmalıyız. Neden? Bugün insanlar tarım için binlerce lira yatırım yapıyorlar. Fakat 5 yıl, 6 yıl sonra diktikleri ağaçları sulayacak su bulamıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Yapılan yatırımların hepsi boşa gidiyor. Fakat kimlikli, planlı bir kent olsa, su rezervuarları hesaplansa, gelecekte Antalya veya ilçelerin nerede göreceğini, nerede olması gerektiğini bir planlama yapılsa, uzun ve sürdürülebilir olur bu işler. Bunun için üzülerek ifade ediyorum. Antalya plansız bir kent. Gelecekte nerede olacağımız gibi soruların cevabı yok. Ve bu konulara çok ciddi çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Antalya plansız bir kent dedin. Bence söyleşimizin de kilit noktası sanki burası gibi. Peki Bayram, bir de farelerin ışıklandırılması, Antalya farelerinin ışıklandırılması projesi vardı. Herkesin aslında görüşünü beyan etti. Neyse ki Büyükşehir Belediyesi bu projeden şimdilik vazgeçti ama hani belki tepkiler olmasaydı proje yapılabilirdi. Neyse ki vazgeçildi. Jeoloji bakımından baktığımız zaman Falezya'nın ışıklandırılması konusunda sen neler söylemek istersin? Evet. Şimdi falezler, dünyada falezleri bu büyüklükte ve doğal yapıdan oluşan tek Antalya'da var. Ve sadece bir şehir Traverten Platosu'nun üzerinde, o da Antalya. Bu manada baktığımız zaman falezler dünyada bu özelliğe sahip, çok özel bir yere sahip. Biz bunun için falezlerin turizme, ülkeye, dünyaya tanıtılmasını özellikle istiyoruz. Bu soruya sadece kendi alanımından açısından cevap verecek olursak, teknik açıdan, yani jeoloji açısından, bizim için aslında çok bir zararı yok. Çünkü ışıklandırmadan bahsediyorlar ve idarecilerin söylediğine ifade ettiklerini söylüyorum. Herhangi bir delme patlatma yapmayacaklar. Sadece ışıklandıracaklar. Işıklandırma da bizim kayaçlarımızı herhangi bir zarar vermez. Ama tabii bünyesinde barındırdığı, ev sahipliği yaptığı canlılar açısından değerlendirmek gerekirse eğer, bu da diğer disiplinlerin bir araya gelerek tartışılması gerektiği bir konu. Ne getiriyor, ne getiriyor, buna bakmak lazım. Bu da tabii bizim açımızdan sorun yok. Fakat canlılık açısından ne getirir ne götürür, bunu bir araya gelip tartışıp karar vermek gerekiyor. Az önce Antalya'nın plansızlığından, kentsiz plandan bahsetmiştin. Buna bağlı olarak şunu sormak istiyorum. Suyuyla, faleziyle, işte tarımıyla, turizmiyle sen nasıl bir Antalya hayal ediyorsun? Evet, şimdi Engin Bey bakınca biraz da işe bizim açımızdan bakınca gerçekten Antalya mucizevi bir kent.
her bakımından, oluşum anlamında. Bugün bakın işte 40 gözlerden bahsediyoruz. 40 gözler bugün yukarıdan yağan kar ve suları yıllarca kaynaklardan Antalya Havzası'na vermiş ve travertenleri oluşturmuş. Travertenleri oluşturduğu zaman burada deprem etkisini azaltacak bir özelliğe sahip olmuş. Yani bugün Antalya kent merkezi bu özelliğinden dolayı deprem açısından çok önemli ve özel bir yere sahip. Ve aynı zamanda bu kaynaklar işte kente hala içme suyu sağlıyor. Ve dünyada nadir olan işte bugün falezleri, Düden Şelalesi gibi birçok duvar güzelliğe sahip bir kaynak ve bir güzellik. Bunun gibi Antalya'da onlar keşfedilmeyi bekleyen mağaralar, kanyonlar var. Eğer kent iyi yönetilirse bu kaynaklar dünyaya gelecekte gerçekten dünyaya örnek olabilecek çok güzel, yaşanabilir, kimlikli, örnek bir kent olabiliriz. Fakat üzülerek ifade ediyorum ki biz bu kaynakların kıymetini bilemiyoruz ve sahip çıkamıyoruz. Burada biraz önce de bahsettiğim gibi multidisipliner olan birçok konu var. İlk önce kentin adını koymalıyız. Turizm ve tarım. Daha sonra bilim insanları, akademisyenler, üniversitedeki insanları bir araya gelerek orta ve uzun vadeli bir program yapmalıyız ve her ilçeyi kendi açısından değerlendirmeliyiz. Bugün 7-8 milyar insandan bahsediliyor ve her insanın şu parmak izlerinden birbirinden farklı. Sonuç olarak nasıl ki insanlar farklıysa doğa da farklı, her ilçe de farklı, her ilçenin sorunları ve çözümleri de farklı. Bunun için bu üst düzey yetkililer, bilim insanları, konu uzmanları bir araya gelmeli. Antalya'yı nerede görmek istiyoruz sorusunu sorduktan sonra bu verileri elde edip ve her ilçeyi kendi açısından değerlendirmemiz gerektiğini ve bunu korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bayan teşekkürler. Çok kısa da son sözlerini alabilir miyiz? Çok kısa olsun. Çok kısa, ben öngörüye inanıyorum Engin Bey. Bilmek kadar kötü bir şey yok. Neden diye sorarsanız, eğer bir konuyu biliyorsanız bir işin nereye gidip nereye geleceğini de biliyorsunuz ve yapılan yanlışları da görüyorsunuz. Bugün insanlar ve bizi dinleyenler anlasınlar diye söylüyorum. Mesela 1500 yılında İstanbul'da bir deprem olmuş ve İstanbul'un üçte biri yok olmuş ve buna küçük kıyamet demişler. 250 yıl sonra 1750 yıllarda İstanbul'da yine bir deprem olmuş. Yine İstanbul üçte biri tek katlı yapılar olmasına rağmen yine yok olmuş. Onlarca insan ölmüş. Ve yapılan çalışmalarda 250 yılda bir deprem olacağı ve şu an İstanbul depreminin yaklaşık 254. yılda olacağını ve çok yakın zamanda bir deprem olacağını öngörülüyor. Bu kaçınılmaz mı gerçek? Ve bugün bakıyorsunuz İstanbul hala bu depreme hazır değil. Bugün bakıyorsunuz İzmir, geçenlerde su ve sel baskınları oldu. Jeoloji açısından bakıyorsunuz burası bir delta ovası. Yani burası zaten su ve sel baskınlarıyla oluşmuş bir ova. Ama siz burayı imara açıyorsunuz ve 10 yıl, 20 yıl sonra bakıyorsunuz sel baskınları, can kayıpları. Veya bugün Karadeniz'e bakıyorsunuz yine aynı şey. Üzülerek ifade ediyorum ki çok yakında Antalya'da, yakın zamanda bunları göreceğiz. Çünkü bugün biz nerede deprem olur, nerede su biter, nerede sel baskını olur çok biliyoruz. Bunlar, ben öngörüye inanıyorum. Bu öngörülerle birlikte uzun vadede kenti can ve mal kaybından koruyacağımıza inanıyorum. Bugün yine bilgi olsun diye söylüyorum. İstanbul'daki depremin vereceği zarar 120 milyar dolar. Ülkenin gayri safi milli hasılası 170 milyar dolar. Yani bir tane aslında bildiğimiz bir deprem, önlem almamız gereken bir deprem, ülkeyi neredeyse felakete götürebileceği gibi Antalya'da da yakında aynı şeyler olacaktır. Antalya sahipsiz, Antalya'nın kıymeti bilinmiyor, Antalya ne yazık ki yeterli planlama yok. Bunun için yetkililerden ricam birçok şey öngörülebilir. Lütfen öngörülere dikkate alalım, bilim insanlara dikkate alalım diyebilirim.
Çok teşekkürler. Evet, bugün de çatı katından kanalımızda Jeoloji Mühendisliği Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik konuk oldu. Bize Antalya'da suyun kullanımı ve jeoloji mühendisliğinin alanını bizlere paylaştı. Kendisine verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederim. Bayram, çok teşekkürler. Başka bir yerinde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.